Yok. Odasına bakalım. Bakalım. Yanmasını bekleyelim. Ben Deniz'e haber vereyim. Sokaklarda aramız. Evet Deniz, merak etme. Buradayız biz. Görüşürüz. Hala uyuyor. Bırakalım da uyusun. Son zamanlarda çok yoruldu. Bir zamanlar bu ev cıvıl cıvıldı. İçeri girer girmez anlaşılırdı bu evde birbirini seven insanların yaşadığı. Ne güzel. Yaşadıkları süre boyunca çok sevmişler, çok sevilmişler. Mutlularmış. Çoğu insan hayatı boyunca böyle bir sevgiyi bulamıyor. Peki sen? Ben? Hiç aşık oldun mu? Evet, oldum. Çok da acı çektim. Ben ilkokula biraz erken başlamıştım. Sıra arkadaşım vardı Selçuk. Ben buna kör kütük aşık oldum. Bir de yaşım da küçük, eziliyorum da sınıfta. Hayatta inanmam senin herhangi bir yaşta ezileceğini. Tamam, birazcık ezildim diyelim. Nasıl aşığım böyle? Tabii Selçuk gitti. Sınıfın sarı saçlı, maviç gözlü kızına aşık oldu. Neyse Allah'tan kız yüzüne bile bakmadı. Ama ben perişan oldum. Sonra o kız en iyi arkadaşım oldu. Fatoş. Evet. Peki siz aşık oldunuz mu? İlkokulda olmadım. Sonrasında aşık olduğumu sandığım zamanlar oldu. Ama hepsi çok kısa sürdü. Bazısı bir hafta, bazısı bir gün. O yüzden hatırlamıyorum. Herhalde hayatım boyunca hatırlayacağım o aşkı bekliyorum. Ben de çok unutuyorum biliyor musunuz? Bence bir yere not almak, yazmak falan lazım. Yani işte neyi nereye koydum, kimi nerede bıraktın. Önemli not almak lazım. Eşyaların nerede olduğunu kağıtlara yazabilirsin. Peki duygular? Onları da not etmeye gerek var mı yoksa bırakıp anı mı yaşamak gerek? İşte bu duygu durumları biraz karışık. Yani kimine göre öyle, kimine göre böyle. Mesela ben böyle bir anda parlarım, sönerim, heveslenirim, kaçarım. Çok kötü bir huy tabii. Yani siz de çok kontrollüsünüz. O da kötü. Şimdi bilemedim ben hangisi iyi, ne yapmak lazım. Mesela dün gece. Ne komikti değil mi dün gece? Ben sen iç bir de uyu sonra da hiçbir şey hatırlama. Ay. Hatırlamıyorsun. Yok hiç hatırlamıyorum. Saçmalamadım umarım. Mahkemeden sonra ikimiz de çok üzgündük. Muhtemelen yanıma destek olmaya geldin. Evet geldim. Ona eminim ama işte gerisi yok bende hiç. Ama hiç önemli değil. Annem derdi ki bir şey hatırlamıyorsa, unuttuysa hiç zorlama, bırak gitsin. O çok önemli bir şey değildir. Dün geceyi tekrar birlikte düşünelim. Zorlamasak mı? Belki hatırlarız. Geldin, yanıma oturdun, içkimi paylaştın, derdimi dinledin. Bulut. Uyandın mı aslan parçası? Nasılsın? İyiyim Nazlı. İyiyim de ben rüya mı görüyorum? Hayır, rüyada değilsin. Bak dokun istersen. Cimcik. Aa evet gerçeksin. Dayına da bak bakalım o da gerçek mi? Dayıma da bakıyorum. Dayım da gerçek.
Ama Nazlı sen neden çok sıcaksın? Yoksa ateşin mi var? Yok Bulut, ne ateşi? Çok sıcak ki hava ondan. Bak sen de sırılsıklam olmuşsun, terlemişsin. Dayı biliyor musun, ben evden kaçtım. Biliyorum dayıcığım. Ve çok korkuttun bizi. Ama sonunda bulduk seni. Yine mi oraya gideceksin? Şimdi gideceksin ama artık daha sık görüşeceğiz. Otururuz tabii. Amcan geldi tabii ya. Kim gelecekti? Ne yapıyorsun sen kaçak? Korkuttun hepimizi. Bacakları birleşir birleşmez kaçtım diyorsun ha? Neyse ki çocuk bulundu. Önemli olan da çocuğun sağlıklı olması. Geçmiş olsun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Belit Bey, bununla geçmiş olsun. Teşekkürler. Büyük patron, gidelim mi? Hadi bakalım. Ona iyi bakın. Bir daha böyle bir tatsızlık istemiyorum. Tabii paşam. Emrin olur. Hatta başka bir emrin varsa şu an ayağına kadar gelmişiz, onu da yapalım ya istersen. Ben ciddiyim Hakan. Bugün şanslıydık. Başımıza çok daha tatsız olaylar gelebilirdi. Bulut zor bir dönem geçiriyor. Tek yapmanız gereken onunla biraz daha fazla ilgilenmek. Elimizden geleni yapıyoruz zaten. Elinizden gelen yeterli değil demek ki. Sen hiç karışma istersen. Bu bizim aile meselemiz. Aşk olsun değil mi? Şimdi niçin öyle söylüyorsun? Belki şey hanım... Nevin... Ya hayır değil. Neriman... Nermin... Nazlı! Değil mi? Nazlı tabii ya. Nazlı Hanım da yakında bu ailenin bir üyesi olacak belki de. Öyle mi Ferit? Hakan saçma sapan konuşma, delirtme adamı. Senin benimle derdin ne ya? Sürekli benim üzerime oynuyorsun. Senin sorunun ne benimle ilgili ha? Bulut içeriden bizi izliyor. Daha fazla rezalet çıkarmadan çekin gidin buradan. Demet! Mahkeme kararını biliyorsun. Bulut bundan sonra Deniz'de de bende de kalacak. Avukatlarımız konuşsun, o günleri belirleyelim. Bulut bizim de artık evladımız gibi. Biz de en az sizin kadar değer veriyoruz ona. Bunu kabullenseniz iyi olur. Yeter. Bu arada... Yarın şirkette görüşürüz ortak.
Ferit abi senin işin vardır şirkette. Ben bırakırım Nazlı'yı. Olur. Deniz haklı, sizin işiniz vardır. Görüşürüz. Büyük patron, pilleri rica etsem. Tamam. Ay. Geldim. Alabilirsin. Nerede bakalım, bırak. Çakal. Sen var ya, az değilsin, az değilsin. O güzel aklını, o güzel zihnini senin için daha faydalı şeyler için kullansan ya. Tamam tamam, kanal değiştirebilirsin. Korkunç pis zombiler. Niçin öyle diyorsun? Neticede zombi de olsa no da insan. Büyük patron, korkmayacaksın. İndir ellerini, indir. Korkmayacaksın. Eğer korkuyorsan, tırsıyorsan, böyle ellerinle gözünü kapıyorsan, o zaman daha baştan o işe girmeyeceksin büyük patron. Öyle değil mi? Ya ne yapayım, işte izlemek istiyorum, ondan sonra korkuyorum. Peki madem, bir şey soracağım sana. Burada ne var? Burada mı? Hı. Kalp. Doğru. Kalp kimlerde olur biliyor musun? Korkaklarda olur. Onların kalbi sızlar. Onların kalbi kırılır, ebicik bibicik olurlar. Anladın mı? Ama cesurlarda orada mangal olur. Cesurların mangal gibi yüreği olur. Cesur olan adam yaptığı şeyin arkasında durur. Sonuçları ne olursa olsun. Bunu sakın unutma. Şimdi benim burada mangal gibi yüreğim var büyük patron. Ben yaptığımın arkasında dururum. Peki senin burada ne var? Bir düşün bakalım o zaman, tamam mı? Ay ışığında oturuyordu, birinden öptüm seni. Sonra ayakta öptüm, dudağından öptüm seni. Kapı aralığında öptüm, solundan öptüm seni. Bahçede çocuklar vardı, çocuğumdan öptüm. Sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime. Yatağımda, kasımda, sonunda caddelere çıkardım, kaynağından evime götürdüm. Yatağımda, kasımda. Asuman, sabah erken kalkıyorsun, akşam erken yatıyorsun. Bunlar hiç sende görmeye alışık olduğumuz hareketler değil. Disiplinin gözlerimi yaşarttı. Bir şey söylemeyecek misin?
Abla ben elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çabanı görmüyorum sanma. Derslerine daha ilgilisin. İşe geç kalmıyorsun. Ama yaptığın hataların o kadar acı sonuçları oldu ki. Bak hala hayatımızın ortasında büyümeye devam ediyorlar. Abla bak ben çok pişmanım. Ama ben senin gibi değilim. Senin gibi sabırlı, çalışkan biri değilim. Az eğitimi bilmiyorum. Boş, istemiyorum da. Hep daha iyisini, daha fazlasını istiyorum. Ne yapayım ben de böyle bir insanım işte. Gel. Bak Asuman. Sakin kalmaya çalışıyorum. Seni anlamaya çalışıyorum. Kardeşimin kötü biri olduğuna inanmak istemiyorum. Saflık belki benimki. Ne yapayım ya ben de böyle biriyim işte diyebilecek şeyler yapmadın sen. Matematik sınavından kopya çekerken yakalanan çocuk değilsin. İnsanların hayatlarının yönünü değiştirdin. Canlarını yaktın. Abla ben çok pişmanım. Ama böyle olacağını düşünemedim yani ufacık çocuğun yaşayacağı sıkıntıları akıl edemedim. Asuman. Annem seni bana emanet etti. Ben o yüzden anne olmaya çalıştım galiba sana. Çok üstüne düştüm. Korumaya çalıştım. Hatalarını görmezden geldim. Meğer en büyük hatayı ben yapmışım. Ama bitti artık. Çocuk değilsin. Ben senin arkanı toplayamam. Yoruldum. Aynı annem gibi konuştun. Oldum nihayet. Bak, yıllardır herkes aynı şeyi söylemiş sana. Sen de değişmemek için direnmişsin. Ama bitti artık. Düzelmek zorundasın. Bana güvenmek zorundasın içinde bir yerde. Ya bana güven ki yakıp yıkmadan önce benim ablam var. Biz birlikte olursak her şeyi çözeriz diye bil. Her şeyden önce benim yanıma gelip benimle dertleşebil. Tamam. O zaman bugünden sonra yeni bir sayfa açıyoruz. Ben değişeceğim. En azından değişmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. İnanıyor musun sana? Yine. Birileri bana inanırsa değişmem daha kolay olur. Hele ki ablam bana inanırsa çok daha kolay olur. Abla. Kız ben sana bir şey soracağım. Madem sen o gün eve geç geldin, ben seni kaç saat bekledim göremedim. Ferit Bey'e de söylemediysen gerçeği. Ne yaptınız kız o kadar saat evde? Asuman, Asuman yürü git. Tabii. Elimden bir kaza çıkacak. Tabii tabii. Sen gelip burada bana de. Bana güven, ablana güven ama sen kardeşine hiçbir şey anlatma. Kesin Fatoş biliyordur ama. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Şimdiden basmaya başladı bana ofis. Ya bir de şirketi yukarılara taşıyalım falan demiyor mu? Ya sanki umurunda herifin tek derdi cebine gireceği. Tamam Engin hepimiz farkındayız bunu zaten otur. Yalnız senin de toplantıdaki tavrın acayip etkiledi beni yani. Sakinlikte zirve yaptın. Ben de en az sizin kadar gerginim. Hakan'ı bu şirkette yönetimde görmek beni de çok rahatsız ediyor. Ama sakin kalmaya mecburum. Doğru zamanı bekleyip Hakan'ın işini bir seferde bitireceğim. Bir planın var yani? Birden çok planım var. Babamın da dediği gibi. İş hayatında her zaman birden fazla planın olmalı. Benim babam da derdi öyle şeyler. Bizimkiler çok daha zorlarını atlattı. Biz halledeceğiz bunu. Üstesinden geleceğiz. Hadi ben kaçtım. İyi, bu mekan seni bayağı meşgul ediyor. Evet, sevdim. Müzik bizim işimiz. Tam da bana göre. İşiniz müzik ama orası bir işletme. Yani işin başka taraflarını da düşünmek lazım. Muhasebe kimde? Doğru düzgün birine verdin değil mi? Evet. Güvenilir biri bakıyor. Elemanlar da çok önemli. Sigortası kimse kalmasın. Mutfağı da standartlara göre bir çeki düzen verin. Sıkıntı olur sonra. Tamam. Ben çocuk değilim. Uyardım sadece. Eyvallah. Hadi ben kaçtım. İlgilenmem gereken bir işletme var. Hadi eyvallah.
Yani vallahi ben stajyerim diye bana böyle fazla iş vermezler diyordum ama maşallah dışarıdaki toplantılara bile göndermeye başladılar. Öyledir bizim İkbal Hanım ya. Böyle bir saniye boş bırakmaz adamı. Gelmiş bir de stajyer misin, etajer misin göreceğiz diyor. Etajer neyse. Ya ben de ne bileyim, bilmiyorum ki anlamını. Böyle hı hı deyip geçtim. Masuma. Hı. Etajeri gerçekten bilmiyor musun? Etajer böyle küçük bir dolap gibi bir şey. Şu yaşlı insanlar ve demode espri anlayışları. Allah Allah ya, stajyermiş, etajermiş. Oldu ya. Yani ne bileyim, böyle birazcık gündemi falan takip etse, sosyal medyayı falan karıştırsa. Yani çok güzel olur, böyle birazcık vizyonu falan da genişlere. Sen var mısın İstoş'ta? Yok yok, hiçbirinde yokum ben. Aa, sen de geride kalmışsın Tarık. Vallahi benim 5 tane hesabım var. Ama lazım oluyor tabii böyle stalk falan. Stalk? Hı. O ne demek ya, bak o da bende yok. Ya stalk işte böyle birini gizlice takip etmek. Hesabına girip karıştırmak falan. Yok ya, hiç bana göre şeyler değil onlar Asuma. Hadi oradan. Sen de fotoşu stalkluyorsun. Allah Allah. Öyle mi yapıyorum? Ha. Yani tamam. Sosyal medyada değil ama gerçek hayatta stalkluyorsun. Da sizin artık bunu bir sonraki aşamaya taşımanızın vakti geldi. Senin artık fotoşu böyle DM falan atman lazım. DM? Hı. Direkt mesaj işte. Ha böyle aranızda birebir bir ilişki olmuş oluyor. Hem sen hani böyle fotoşu tutuyordun kolundan, götürüyordun, sürprizler, romantik anlar falan, ne oldu? Zaman mı var Asuman? Ben çalışıyorum. Fatoş part time falan ama neticede bir işe girdi yani. Bahane üretme Tarık'cığım. Yani bahane üretme. Ama böyle dışarıda bir yerlere çağırmak ne kadar zor olabilir ki? Yani doğru diyorsun aslında. Doğru diyorsun da ne yapayım, ne edeyim, nereye götüreyim bilmiyorum ki. Mesela, ay şey var ya. Sinema diye bir şey var. Böyle insanlar baş başa gidiyorlar, film falan izliyorlar. Bildin mi? Vallahi bildim. Sinema da iyi fikir ha. Ama tiyatro çok daha güzel fikir. Ay Fadoş çok sever tiyatroyu. Vallahi. Tabii canım, bayılır. Süper. Ya tiyatro sezonu falan da değil ama ben şu kültür sanat sayfalarına falan bir bakayım. Belki vardır bir şeyler ya. Vardır vardır, kesin bulursun bir şeyler. Ama zaman ilerliyor Tarık'cığım. Geç kalıyorsun. Sonra gidip böyle kafanı duvara duvara vurursun vallahi. Sağ ol Zeynep. Belirsizliklerden nefret ediyorum. Vallahi toplantıda gayet nettim Ferit. Bundan sonra şirketteki hayatımızın nasıl olacağını hepimiz gayet iyi anladık. Hakanlar da gayet iyi anladı sınırlarını. İş hayatımda da özel hayatımda da acabalardan hiç hoşlanmıyorum. Anlaşıldı. Nazlı meselesi. Kimin ne düşündüğünü açık açık bilmeliyim Engin. Kesin net bilgiler üzerine düşünüp ona göre kararlarımı almalıyım. Ama Nazlı demeden konuşuyorum. Çünkü ben çok ketumum. En önemli duygularımı en yakın arkadaşıma bile gıdım gıdım anlatırım. Nazlı benden kaçıyor Engin. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlayamıyorum. Muhtemelen bugüne kadar bir ton kadın aynı şeyleri senin için düşünmüştür. Birinin toplu intikam alma vakti geldi de geçiyordu bile. Yalnız Engin sen benim arkadaşımsın, Nazlı'nın değil. Ben senin en yakın arkadaşın olduğum için uyarıyorum seni. Bu işi çöz.